Sivrihisar ilçesinin kültürünü ve değerlerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen Sivrihisar Tanıtım Günleri Ankara'da başladı. Sivrihisar Tanıtım Günleri Ankara'da bulunan bir alışveriş merkezinde başladı. Açık alevde cam sanatı, ebru sanatı, Sivrihisar cebesi, filografi sanatı gibi birçok sanat dalı yer aldı. Etkinlikte çocuklar için Nasrettin Hoca fıkraları anlatıldı. Vatandaşlar keyifli vakit geçirdi. 23 ve 25 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen tanıtım, ilçenin kültürünü, geleneklerini, değerlerini ve yöresel lezzetlerini tanıtmayı amaçladı. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü, ilçenin kültürünü ve değerlerini Ankaralılarla buluşturmak için Sivrihisar Tanıtım Günlerini düzenlediklerini belirtti. Sivrihisar tarihi eskilere dayanan bir ilçemizdir. Biz de burada bu ilçemizin değerlerini ve sanatlarını burada Ankaralılarla buluşturmayı hedefledik. Her şeyden önce bizim Sivrihisar'da belediye bünyesinde açmış olduğumuz bayanlarımıza dayalıklı kurslarımız var. Bu kurslarda da yaptıkları el işlerini burada tüm Ankaralılarla sergiliyorlar ve satışını gerçekleştireceğiz inşallah. Sivrihisarlı kadınlar da hobi olarak başladıkları bu uğraşlardan para kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Maksude Karaer cam sanatçısı. Baştan hobi olarak başladım ama iş değişti, başka yerlere doğru gitmeye başladı. İlk baştan hobi olarak ev hanımıyım. Evde durmayayım, hadi bir meşgale olsun, uğraş olsun diye başladım ama farklı yerlere doğru ilerledi. Nihal Ergün ise Sivrihisar Cebesi'nin öğreticisi. Sivrihisar Cebesi'nin öğreticisiyim. Sivrihisar'da unutulmayı yurt tutmuş el sanatları olarak biz bunun kursunu vermekteyiz Sivrihisar'da. Nesrin Genç de filografi öğreticisi. Aklınıza gelebilecek her türlü deseni çalışabiliyoruz. Bizim için ebatın birazcık küçük olmaması gerekiyor. Onun haricinde çok rahat çalışabilecek, herkese bir terapi niteliğinde olabilecek bir sanat. Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri Hamamyolu Yediler Parkı'nda bir